Billahi ben bir şey yapmıyordum komiserim şanzımanım. Eğer bir şeycik normaldi. Yasalara uygun bir şekilde arabamı park edecektim ki na bu faysalın kabusum ortaya çıktı, ensemde tutup beni buraya getirdi. Yok ya, Allah Allah. Ben de çok meraklıydım seni yakalayıp getirmeye. Komiserim yalan söylüyor. Elinde bu anahtar vardı ve arabanın kapısını kurcalıyordu. Açmaya çalışıyordu. E tamam işte ben faysalım sürüstürüm. Arabanın içine binmeden hiç araba park edilir mi? Öyle uzaktan kumandayla araba park edilen arabalardan icat olundu mu hiç? Olunmadı değil mi komiserim? Yalanmam. Bak vallahi billahi ben çalmıyordum be komiserim. Jikler ya şey inanmazsanız git bana sorur. Ya iki defa üst üste sana niye soralım be? Biz aptal mıyız? Bana bak Gülazer, zaten geçen hafta bana yaptığın kelekten sonra her yerde seni arıyordum. Elime düştün işte. Hadi bakalım. Bırak da gideyim be komiserim el frenim. Bak şey meraklanmıştır arabanın sahibisi. Beni bekler durur. Ya ulan hangi enayi senin Gülazer'in gelip arabasını soymasını bekleme. Üçlü açı. Abi komiserim defrans gelin neden anlamak istemesin. Tamam na bu Faysal'ın sürmenajım anlamaz. Dur bu malum motoru çoktan yakmış ama bari sen yakma be. Rektifiye görmüş komiserim. Bak kaç kere söyledim gene söyleyeceğim. Ben o arabayı çalmıyordum. Yok ya Allah Allah. Komiserim hazırlıklı olun şimdi arabanın kendisine ait olduğunu söyleyecek. Sakın ha Gülazer sakın ha. Biraz önce araba sahibinin seni beklediğini söylemiştim. Şimdi araba benim falan dersen kırarım kalbini. 30 gün hastanede yatarsın bak. Abi araba benim dedim mi komiserim damadan. Demedim. Komiserim kendisiyle muhatap olmuyorum. Evet. O zaman kendisine sorun. Madem araba kendisine ait değil, kapısını neden kurcalıyormuş? Madem araba size ait değildi, niye kapısını mıncıklıyordunuz? Abi söyle sade Faysal'ıma, er otopark kayası gibi ben de müşterinin arabasını park ederim, naçizane. Arabayı park ediyormuş komiserim. Güleyim bari, kendisiyle muhatap olmuyorum. Komiserim, arabanın sahibi olduğunu bize yutturamayınca, şimdi parkta kahya olduğunda ısrar ediyor. Ehliyeti var mı sorun bakalım. Ehliyetin var mı ki senin bakalım otopark kahyalığı yapıyorsun ha? Hı. Eğer parkta kahya ise ehliyetinin olması lazım. Sorun. Abi Lüle. Efendim. Madem böyle düşünürsün de ne diye beni buraya getirirsin suçsuz. Ama doğru söylüyor şimdi Faysal. Madem ki otopark kahyası olarak düşünüyordun da kadıncağızı niye alıp getiriyorsun buralara suçsuz. Düşünmedim komiserim ben böyle bir şey. De görürsün komiserim egzosum. Nabı Faysal'ı iyicene keçilerini kaçırmış. E hadi ben yabancı değilim. Ama yarın öbür gün Allah muhafaza. Yarın öbür gün lan Süleyman Demirel'i tutup buraya getirirse şaşırma yine. Yedi Faysal oğlum sen manyak mısın sen ya? Ne diyorsun komiserim koca cumhurbaşkanını? Komiserim inanmayın buna. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ah kusura bakmayın ama ben sizi birbirinize düşürmeye çalışsam komiserim için keltoş dediğini söylerdim. Faysal'ım şeytanım. He? Faysal sen benim için keltoş mu diyorsun lan? Yok komiserim ben öyle bir şey söylemedim. Bu alçağa niye inanıyorsunuz komiserim? Abi yalan mı komiserim siz varım? Kel değil misin? Biraz ki yani. Ne işte kendi söylesin de kel olduğunu niye Faysal'ım söylemesin sana he? Bana bak Faysal. Bak doğru söyle kızmayacağım. Benim için keltoş dedin mi demedin? Vallahi demedim komiserim. Yani siz şimdi bu alçağın sözüne niye bakıyorsunuz? Biliyorsunuz suçunu unutturmak için yapamayacağı adilik yoktur. Abi duyan da gerçekten suçlu olduğumu sanır he. Bak otopark kayaları derneği duymasın başınız çok ağrır. Benden söylemesi hani yani. Bak doğru söylüyor Faysal yani. Ya gerçekten otopark kayasıysa bu. Ha? Yapmayın komiserim Allah aşkına. Hangi gelecek buna arabasını teslim eder bunun gibi hırsıza? Abi alnımda hırsız mı yazar ki gerçekler teslim etmeyecekler arabalarını? Bak gene doğru söylüyor Faysal. El alem bunun harami olduğunu nereden bilsin? Ne? Abi helal olsun sana. Konuş komiserim çilik cantım. Duydun değil mi Faysal'ım süne zararlım. Komiserim kaya olduğuma inandı. Siz bunun araba park ettiğine nasıl inanırsınız komiserim? Araba kim bu kim? Bu arabayı 10 metre kullansa 10 defa çarpar. Vallahi doğru söylüyor. Sen araba kullanmasını beceremezsin ki. Abi sen benim böyle durduğuma ne bakarsın komiserim bujim. Ben çok güzel araba kullanırım bak. Bir kazan bile yoktur. Şimdi de yalakalık yaparak yırtmaya çalışıyor komiserim. Bir kere araba kullanamaz bu. Zaten ehliyeti yok. Bana bak attırma benim tepemi. Şimdi çıkar 10 tane ehliyetle gelirim mahcup olursun he. İnce ince Yasemince her mevcut.